Şunu ifade ederek başlamak istiyorum. Biz ÖHD olarak çok kısa zaman önce düzenlediğimiz bir seminere konuşmacı olarak davet ettiğimiz Asr'ın Hukuk Bürosu avukatlarından avukat arkadaşımız Özgür Erol'un dile getirdiği bir cümle vardı. İmralı Ada Hapishanesi'ne dair. İmralı'nın hukukla olan tek ilişkisi orada hukukun askıya alınıyor oluşudur gibi bir ifade kullanmıştı. Bence bu ifadenin kendisi bir hakikati çok kısa, öz ve temelde dile getiren bir hakikat. Orada hukukun, İmralı hukuk dışıdır belirlemesini yapmıştı. Dolayısıyla biz İmralı Ada Hapishanesi'ne dair ne söylersek söyleyelim, hem oranın infaz rejimine dair, hem kişiye özel hukuki muameleler açısından, hem ceza yargılaması açısından neyi ifade edersek edelim, oranın hukuk dışı olduğunu belirterek her defasında söylememiz gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda biz özgürlük için hukukçuların da dile getirdiği gibi ve işte kadınların, gençlerin, demokratik kamuoyunun adalete, özgürlüğe, barışa inanan ve bunun mücadelesini veren, bunu isteyen bütün kesimlerin de dile getirdiği gibi Öcalan şahsında uygulanan bu tecrit politikaları evet, hukuk ilkelerinin ihlalidir. Evrensel hukuk ilkelerinin de ihlalidir. Ama ihlal demek bu aşamada biraz az kalıyor. Çünkü olmayan bir şeyin ihlali demek biraz yetersiz kalıyor. Orada hukuk yoktur. Bu kabulle işe başlamak ve bunu her defasında ısrarla dile getirmek önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü İmralı Ada Hapishanesi hem fiziki olarak kurgulanışı itibariyle hem de idari yapısıyla beraber hiçbir zaman ne iç hukuk ne de evrensel hukuk kapsamına alınmadı. Buradan söz kurup İmralı Ada Hapishanesi'nde yapılanlar, Öcalan şahsında yapılan bütün tecrit uygulamaları ve Öcalan şahsında aslında bütün topluma yapılan tecrit uygulamaları elbette ki sonuna kadar bizim hukuki çerçevede mücadelesini yürüteceğimiz temel meselelerden biridir. Oldukça ve her mecrada hem iç hukukta hem evrensel hukukta zorlayacağımız temel kapılardandır. Ama İmralı Ada Hapishanesi'nin kurgulanışı, cezaevi idaresi, işte Öcalan'ın avukatlarıyla, ailesiyle, vazisiyle görüştürülemiyor, hiçbir şekilde görüştürülemiyor olması, haberleşme ve iletişim kanallarının mutlak surette kapatılıyor oluşu, havadan, karadan, sudan bir yasaklı bölge ilan ediliyor oluşu, tamamen oranın var olan ama uygulanamayan hukuk içinde bir ihlal olarak değil, evet hukukun ihlalidir ama temelde oranın hukuk dışı bir bölge ilan edilmesinden ve bu şekilde görülmesinden, iktidar tarafından bu şekilde görülmesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Elbette Öcalan şahsında yapılan bütün bu hukuka aykırı uygulamalar Öcalan'ın politik konumundan asla bağımsız değil. Bugün baktığımız zaman kadınlar, gençler, toplumun büyük bir kesimi Abdullah Öcalan'ı hem düşüncesiyle, düşünce gücüyle, hem felsefesiyle, hem de barışta, adalette ve özgürlükte dile getirdiği kararlılığıyla, iradesiyle, dolayısıyla bir bütünen aslında toplumsal ve tarihsel projeleriyle bugün çok büyük bir barış gücü, bir demokrasi gücü olarak görülüyor. Bu anlamda Abdullah Öcalan şahsında uygulanan bütün bu hukuka aykırı, daha doğrusu hukuk dışı uygulamalar totalde Öcalan şahsında toplumlara, haklara, kadınlara, demokratik haklarını dile getirenlere, adalet ve barış isteyenlere bir uygulama. Öcalan şahsında toplumun dizayn edilmesi, yeniden
iktidarın kendi tahakkümünü meşrulaştırabileceği, daha da derinleştirebileceği alan olarak görülüyor ve İmralı Ada Hapishanesi'nde uygulanan bu hukuk dışı uygulamaların hepsi, politikaların hepsi temelde toplumsal alanın her zerresinde uygulanan baskının, yaşanan bu kadar krizin orijini olarak, başlangıç noktası olarak değerlendirmek lazım. İktidar İmralı'da uyguladığı bütün politikaları temelde toplumsal alanda, haklar üzerinde, ekoloji üzerinde, doğa üzerinde, kadınlar üzerinde, özgürlükçü hukuk perspektifiyle mücadele eden hukukçular üzerinde bir rol olarak görür ve bu tecrit politikaları, orada İmralı Ada Hapishanesi'nde yaşatılan bütün bu uygulamalar toplumsal alanda daha da derinleştirilerek devam edilir diye düşünüyorum. Ama bütün bu hukuksuzluğa rağmen, bütün bu baskıya rağmen adalet ve demokrasi ve barış talepleri hiçbir zaman dinmedi. Daha da yükseliyor ve giderek de yükseliyor. Bizler de ÖHD olarak, özgürlük için hukukçular olarak tam olarak bu noktada bu talepleri tekrar ederek, bu taleplerin kabul ederek Öcalan'la uzun süredir, uzun yıllardır hiçbir şekilde avukatlarıyla görüştürülmemesi üzerine ve bu avukatlarıyla görüştürülmemesinin savcılık kararı, infaz hakimliği kararı ya da valilik kararı gibi gerekçelerle, hukuk dışı aslında gerekçelerle meşrulaştırılmaya çalışmaları karşısında bizler de 29 barodan farklı avukat arkadaşlarla beraber, 775 avukatla beraber Öcalan'la avukat görüşü gerçekleştirmek üzere ve artık İmralı'ya giden yollar açılsın, toplumsal adalet sağlansın taleplerini tekrar ederek bir başvuru gerçekleştirdik ve bu güne kadar da herhangi bir yetkili isim veya makam tarafından başvurumuza olumlu veya olumsuz hiçbir şekilde cevap verilmemiştir. Bizler bu cevap verilmeme olayını şu şekilde okuyoruz. Bu kadar krize rağmen, bu kadar kaosa rağmen ve baskıya rağmen hala giderek yükselen talepler var. Hala Öcalan'a giden kapılar, İmralı'ya giden kapılar açılırsa toplumsal adalet, toplumsal barış sağlanacak büyük bir kilit konumundadır İmralı'nın kendisi. Dolayısıyla toplumların bu yönlü talepleri karşısında yetkili isimlerin, iktidarın, ulus devlet aklının hala bizim bu taleplerimize her zamanki gibi yine cevap vermemesi, bu iktidarın, bu ulus devlet aklının aslında barışa, özgürlüğe ne kadar uzak olduğu, uzak olmakla yetinmeyip tam tersini savaşı, kaosu ve sömürüyü hala dayatması olarak da okuyabiliriz. Düşünce gücüyle, iradesiyle, topluma adaleti, barışı getiririm noktasındaki kararlılığıyla, toplumsal analizleriyle beraber ve halklara, kadınlara, gençlere verdiği umutla beraber Öcalan bugün toplumun büyük bir kesimi, demokrasiye inanan, adalete inanan büyük kesimler nezdinde çok büyük bir barış aktörü, temel bir barış aktörü olarak görünüyor ve İmralı'da yapılanların zaten bu barış aktörünün sesinin kısılmaya çalışılması, dolayısıyla toplumsal barışa giden yolun tamamen kapatılması olarak da görebiliriz diye düşünüyorum. Zaten bizler ÖHD olarak, özgürlük için hukukçular olarak, özgürlükçü bir perspektifle hukuku inşa etmeye veya uygulamaya çalışan hukukçular olarak, insan haklarını rehber edinen, evrensel hukuk ilkelerini rehber edinen ama bununla beraber toplumsal adalete, toplumsal barışa inanan hukukçular olarak İmralı şahsında yapılan hukuksuzluk bizim açımızdan asla kabul edilemezdir. Yaptığımız başvuru bunun sadece bir boyutu olarak değerlendirilebilir. Ve biz İmralı'da Öcalan'a yapılan
tecrit politikalarına da baktığımız zaman bunun sadece Türkiye hükümetinin eliyle, sözüyle yapıldığını değil, daha büyük politikalar sonucunda yapıldığını görüyoruz. Çünkü Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Konseyi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne baktığımız zaman yapılan bütün başvurular kısmi olarak cevaplanıyor ya da sadece kınamakla yetiniyor. Bu durumda bu politikaların çok daha geniş kapsamlı olduğu, Avrupa'yı, Türkiye'yi, yani dünyayı tahakküm altına almak isteyen, dünya ile beraber dünyada yaşayan bütün insanları, varlıkları, kitleleri tahakküm altına almak isteyen bütün aktörlerin bu tecrit politikalarında bir rolü vardır. Yaptığımız bütün başvurulara ulusal ve uluslararası mecralar tarafından olumsuz veya yetersiz dönülüyor olması da bunu gösteriyor diye düşünüyorum. Ve bizler özgürlük için hukukçular olarak, ÖHDE'li avukatlar olarak ve İmralı'da Abdullah Öcalan'la avukat görüşü sağlansın ve sağlanmasını talep ediyoruz diyen 775 avukat olarak demokratik kamuoyuna, insan hakları savunucularına, barolara ve evrensel hukuka inanan bütün kesimlere bu çağrıya kulak vermelerini, İmralı Ada hapishanesinde başlatılan bu hukuksuzluğun giderek topluma yaygınlaşıyor olması, giderek toplumda derinleşiyor olmasına karşı yapılan bu talepleri, yükselen bu sesleri kulak vermelerini ve hep birlikte mücadeleyi de daha da yükselterek tek bir elden sesimizi çıkaracağımıza olan inancımızla bu taleplerimizin karşılık bulmasını istiyoruz.